Geçtiğimiz yıl A serisini yenileyen Mercedes-Benz, şimdi de CLA modelini elden geçirdi. Tümüyle yenilenen modeli sizler için inceledik. Son videolarımızdan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olun ve abone ol butonunun yanındaki zil işaretini tıklamayı unutmayın. İlk nesliyle 750 bin adetlik satışa ulaşan CLA, yenilenirken büyük değişim geçirmiş. Tasarımcılar eski modelin hem dış hem de içindeki sorunlu noktalara odaklanmışlar. Öncelikle araç ön bölümüyle küçük CLS'yi andırıyor. A serisiyle benzer bir ön bölümü paylaşan araç hem şık hem de eskisine göre daha kaliteli görünüyor. Aşağıya doğru kıvrılan motor kaputu ve krom süslemeler aracı şık kılmış. Meşale formlu gündüz farlarına sahip ince tasarımlı LED ön farlarıyla yenilikçi yüzünü de gösteriyor. Radyatör ızgarasındaki büyük yıldızsa sağa ve sola gümüş rengi bir çıta ile bağlanmış. Yan tasarımda belirgin bir değişim yok. Ancak motor kaputu ve bagaj kısmı eskisine göre daha orantılı duruyor. Bu sayede geçmiş modeldeki garip görünüm ortadan kalkmış. Arka kısımda da CLS izleri sürüyor. Özellikle bu benzerlik LED destekli stoplarda doruk noktasına çıkıyor. Araçtaki en büyük değişim iç mekanda yaşanmış. Daha fazla iç mekan genişliğinin yanı sıra A serisiyle tanıştığımız çerçevesiz gösterge paneli de büyük değişimlerden biri. Geniş ekranlı gösterge paneli 2 adet yatay ekrana bölünürken alt bölüm bir girinti ile üst bölümden ayrılıyor ve böylece gösterge paneli görsel olarak havada süzülüyormuş izlenimi uyandırıyor. Ambiyans aydınlatması bu etkiyi daha da artırırken isteğe bağlı olarak 64 farklı renk alternatifi sunuluyor. Yenilikçi gösterge paneli 2 adet 7 inç, 1 adet 7 inç ile 1 adet 10.25 inç ve 2 adet 10.25 inç olmak üzere 3 farklı kombinasyonda sunulacak. Mercedes-Benz CLA'da yine A serisinden alınan yeni eğlence arayüzü M-Box kullanılacak. Marka bu sistemi yapay zeka olarak tanımlıyor. Bir kelime bulutundan yararlanan bu sistemle otomobilinize birçok şeyi yaptırabiliyorsunuz. M-Box, dokunmatik ekran, orta konsola entegre touchpad ve direksiyona entegre dokunmatik kumanda tuşları olmak üzere 3 farklı dokunmatik arayüz üzerinden kumanda ediliyor. CLA yenilenirken aracın boyutları da büyümüş. Uzunluk 48 mm, genişlik 53 mm artarken yükseklik de 2 mm azalmış. İç mekanı eskisine göre daha geniş olan araç, bunu 30 mm artan aks aralığına borçlu. Eski modelde 470 litre olan bagaj hacmi ise 10 litrelik düşüşle 460 litreye inmiş. Yeni Mercedes-Benz CLA, CLA 200, CLA 250 ve CLA 180D olmak üzere ikisi benzinli ve biri dizel toplam 3 motor seçeneğiyle satışa sunulacak. CLA 200'de silindir kapatma özelliğine sahip 1.33 litre hacimli turbo benzinli motor bulunuyor. 163 beygir güç, 250 Nm tork üreten bu motor 7G DCT şanzımanla kombine ediliyor. CLA 250'de ise M260 kodlu 2 litrelik turbo benzinli motor sunuluyor. 225 beygir ve 350 Nm'lik motorun gücü de yine aynı şanzımanla tekerleklere iletiliyor. Dizel cephesinde ise yeni 1.5 litrelik OM608 kodlu motor sunuluyor.
116 beygir ve 260 Nm tork çıkışına sahip motor, 7G DCT çift kavramalı şanzımanla kombine ediliyor. Mercedes-Benz, CLA modelinde 4MATIC ismini verdiği 4x4 sistemini de sunacak. A serisinde standart versiyonlarda torsiyon tipi arka süspansiyon kullanılırken, yeni CLA'nın tüm versiyonlarında çok nokta bağlantılı süspansiyon sunulacak. Süspansiyon konforunun yeni A serisinde olduğu gibi elden geçirildiği iddia ediliyor. Yeni Mercedes-Benz CLA, markanın Macaristan'daki fabrikasında üretilecek. Mayıs 2019'da satışa sunulacak aracın Türkiye'de de yaz başında pazarda olması öngörülüyor.